Evet, bugün şeytandan gelen vesveseler, daha doğrusu kafamızın içinde dönenler bizleri çok yıpratıyor, yorulduk diyorsak buna kısaca birkaç maddede merhem sunacağız. Bu vaziyete düşmeyenimiz yok. Mutlaka hayatımızın bir köşesinde bize vuruyor. Zaaflarımız var. Her an fikirlerle hemhal bir zihnimiz var. Sosyolojik bir hayatımız var. İlla ki bir yerlerden manevi olarak darbe alıyoruz. O kırılma anlarımıza bir anda bir imtihanla yakalanabiliyoruz. İşte bu manevi yorgunluğumuzu, daha çok vesvese dediğimiz veya tıp dilinde işte OKB dediğimiz bu zihinsel yorgunluğumuzu özellikle engelleyecek, bizi rahatlatacak birkaç metot konuşacağız. Şimdi metodlara girmeden önce aslında önce düşmanı iyi tanımak, onun farkında olmak lazım. Çünkü bu manevi rahatsızlıkların başında bunu tetikleyen etken telaş oluyor. İnsan telaşa kapılıyor. Yani ne oluyor? Nereden geldi şimdi? Ben böyle bir şeyi nasıl düşünebilirim gibi zihinde dönen işlere duyduğumuz o telaşlar, içimizden duyduğumuz seslere o telaş bizi yıpratıyor. O yüzden maddeleri sıralamadan önce ben şu noktaya parmak basmak istiyorum. Şunu bilmeliyiz ki seni rahatsız eden, hoşuna gitmeyen ve bu kadar yıpratan bu sözler senin sözlerin olamaz. Burayı idrak etmek lazım. Yani bunlar benim sözlerim olamaz. Eğer olmuş olsaydı ben kendi elimle kendime bu kadar zarar vermezdim zaten. Değil mi? Bunu çok basit bir örnekle mesela elini böyle sıkıyorsun. Bak şu an ben sıkıyorum. Sıkıyorsun. Çok acıdığı noktada tamam diyorsun. Bak yeter. Mazoşist bile olsan acı çekmeyi sevdiğin bir noktada kesebilirsin. Doğru mu? Ama bunu başka biri yapsa, benim irademin dışında benim gücümün yetmediği biri sıksa bunu, bu eli, İstediğim zaman bitiremem. Bu acıya son veremem. Bu sıkıntıyı çekmeye devam ederim. İşte aynen bunun gibi zihnimi sıkan bu fikirler, iç alemimde beni yıpratan bu düşünceler benim irademde, kontrolümde değiller. Çok önemli. Eğer benim irademde olmuş olsaydı zaten istediğim an bunu bitirebilirdim. Bitirebilirdin. Ama bitmiyor. O zaman başka bir etken, dış etken tarafından, benim kontrolümün dışında biri tarafından bu işler yapılıyor. Bunun sahibi ben olamam. Çünkü dedik ya, bitiremiyorum ve bundan rahatsızım. O zaman kim? İşte burayı bulmak bizi birçok noktada rahatlatacak çünkü o telaşı kesecek. Kim dediğimiz anda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Dikkat edin. Bir kere soyut. Hayalimizde verdiğimiz bir mücadele bu. Soyut. Gözümüze görmüyoruz. Gözümle görmediğim biri. İki, ilimli. Aklı var. Yani beni tanıyor. Zaaflarımı çok iyi biliyor. Zaten hayatı olduğu da buradan ortaya çıkıyor. Hayatlı, ilimli, zeki birisi. 3. Kesinlikle beni sevmeyen birisi. Hatta benden nefret ettiği dahi söylenebilir. Çünkü beni düşürdüğü vaziyet hiç de iyi değil. O zaman soyut, hayat ve ilim sahibi ve senden nefret eden bu şey, bu varlık kimdir dediğimizde karşımıza Kur'an'dan aldığımız dersle şeytan çıkıyor. İşte bu noktada OKB'nin, bu sıkıntıların belki de ilk merhemi o zaman onu tanımak. Tanıyacaksın kiminle mücadele ettiğini. Ön giriş olarak tanımak bu işin başlangıç noktası. 2. Kesinlikle manevi sağlığına dikkat etmek. Şeytan, bu vesveselerin kaynağı, işte artık cin de diyebilirsin, ifrit de diyebilirsin. Bunlar manevi birer parazitler. Yani bugün sen hastalandığın zaman ne diyor doktor? Bak işte mikrop bulaşmış, virüs kapmışsın. İşte bir ilaç yazmamız lazım. Nerelerde gezin? Yediğin içine dikkat ettin mi? Bu maddi sıkıntılar bunu sebep veren birinin işareti. Peki neyden kaynaklanıyor? İşte dedik ya, maddi sağlığımıza dikkat etmediğimizden. İşte bize de bu manevi parazitleri çekmeye sebep olan manevi sağlığımıza dikkat etmemek oluyor. Senin günahlarla aran nasıl? Manevi olarak günlük Allah'a yakınlığın dilini tutuyor musun? Gönlünde gurur, riya, kibir ne boyutta? Secdelerindeki kalite ne boyutta? Kur'an'la, sünnetle aran nasıl? Manevi sağlığın kötüyse bu manevi parazitlerin sana bulaşma ihtimali çok muhtemel. O zaman zaten ne yapıyordu şeytanın baskı noktası? Genelde zihinde buralarda devamlı bir fikir karmaşası, bir yorgunluk ve yılgınlık. Manevi zayıflık, günahlar, Allah'tan uzaklık şeytanı bize çeken bir faktör. O zaman buraya dikkat edeceğiz. Manevi olarak kendimizi diri tutmamız lazım. Hatta bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Şeytanın taktiğini Allah yine şeytanın diliyle öğretiyor. Ne diyor? Onlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yanaşacağım. Her noktadan bize geleceğini söylüyor ama ihlas sahipleri bundan müstahni olacak, müstesna kalacak. İhlas sahiplerine yanaşamayacağım diyor. Bu ne demek? Manevi olarak Allah'la halisane bağlı olanlar benim desiselerimden kurtulacaklar. Bununla ilgili bir hadiste de Efendimiz Aleyhisselam, ya Ömer, senin
senin bastığın yere şeytan ayak basmaz, senin geçtiğin yerden şeytan geçmez, geçemez buyuruyor. Ömer'den korkan bir şeytan. Niye bu kadar korkuyor? Çünkü Ömer çok halis, çok ihlaslı, çok samimi, Allah'a çok yakın, manevi rahatsızlıkları, hastalıkları çok az, belki de yok. O yüzden ilk nokta tanımak, şeytanı tanımak. İkinci nokta manevi sağlığımıza dikkat etmek. Üçüncü noktada ise ilim sahibi olmak. Şimdi bu kısmın manevi olarak güçlü olmaktan farklı olmasının sebebi şu. O konuya şeytanın bize dayattığı, devamlı kafamıza döndürdüğü o kısma hakim olmak. Mesela Allah'ın varlığı. Devamlı seni sorgulattırıyorsa devamlı tamam bu senin sözün değil. Manevi olarak da belki birazcık yıprandığımızdan bunları kafamıza atıyor ama burada bir cehil var. İlim eksikliği var. Cehil üstüne Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin tabiriyle onu davet ediyor. Onu bize çekiyor. Ama ilim onu tard eder diyor, kovar. Orada bir boşluk var. Orayı doldurman için aslında Allah şeytanı sana gönderiyor. Musallat ediyor ki bak buradaki eksiğini doldur diye. İlim eksikliği şeytanı üzerimize çekecek. Bununla ilgili bir ders esnasında hocamız demişti ki ünlü firmalar mesela Windows veya bir oyun şirketi bir yazılım bir oyun çıkarttığı zaman bir demo sürümü çıkarır. Piyasaya sürer ki hackerlar bunun üzerine çalışma yapsınlar. İşte ne yapıyorlar hackerlar? Onun eksiğini, açığını arıyorlar. Bir nokta bulmaya çalışıyorlar. Ben de o sırada demiştim yani adamların işi gücü yok mu? Yani siz niye milletin eksiğini kusurunu arıyorsunuz? Niye açığını arıyorsunuz diye öyle kafamdan geçirdiğim sırada hoca dedi ki bu şirketler bu eksiği bulan hackerlara çok yüklü miktarlarda paralar ödüyorlar. Neden? Çünkü bu demo sürümüydü ya daha piyasaya yayılmadan önce. Bu eksiklik piyasaya yayılmadan önce bulunduğundan şirket hemen oradaki eksiği de kapatıyor. Oradaki cehlini örtüyor. Cehlini telafi ediyor. İlimle orayı donanımla dolduruyor ve piyasaya sürüyor. Ha artık milyonlara yayılmış. Ne oluyor? İşin kalitesi artıyor. Ne oluyor? Piyasaya gönül rahatlığıyla sürebiliyor. Güveniyor çünkü daha sağlam olmuş oldu artık. İşte şeytan da cehlimizi bize gösteriyor. Allah'ın müsaade etmesiyle. Bizim eksikliğimizi bize fark etmek için geliyor. Bir nevi hacker gibi bize diyor ki bak senin Allah'ı tanımada eksikliklerin var. Senin işte çocuğumun başına gelse bu ne olacak? Ölecek ne yapacağım? Senin ahirete imanda problemlerin var. İşte bu gelirse kaldıramam. Senin tevekkülde problemlerin var. Eksikliklerin var. Buralarda zaafın varsa, zaafının olduğu yerde ilmin, manevi kuvvetin az, zayıf. Burayı doldur. Allah şeytanın eliyle kulunu eğitiyor. O zaman şeytandan, o vesveseden kurtulmanın bir yolu da ilim sahibi olmak, kendimizi o noktada donanım sahibi yapmak. Dolayısıyla şöyle özetleyecek olursak ne dedik? Bir kere düşmanını tanı. Telaş etme, sakin ol. Bunu yapan sen değilsin. Sen olsan bitirebilirdin veya bu kadar rahatsız olmazdın. Başka birinin iradesiyle oluyor bu. Seni sevmediği aşikar dedik. İki, manevi sağlığına dikkat et. O manevi parazitleri, manevi hastalıkların da üzerine çekiyorsun. Hani affedersiniz Hacete pisliği, o pisliğe sinek konar ya. Sen de öyle üzerine çekiyorsun. Dikkat et. Oraları temiz tut ki o fikirlerle, aleminde, kalbindeki o kötü sözlerle sana yanaşamasın. Ömer gibi. 3. Telaş ettiğin ve korktuğun o noktalar aslında cahili olduğumuz noktalar. Oralarda eksikliklerin var. Hemen başta imana, tevhide, Allah'ı tanımaya, Kur'an'ı öğrenmeye, Resulullah'ı tanımaya buralardaki imani eksikliklerini gider. Buraları ilimle doldur ki şeytan oraları karıştıramasın dedik. Dolayısıyla 3. noktamız da ilimle şeytanı kovmak oldu. Bu 3 maddeyi uygulayıp hayatına geçirdikten sonra ben inanıyorum ki bu vesvese problemleri %99 çözülecek. O zaman bu 3 maddeyi uygulayan, bu 3 maddeye yoğunlaşan kardeşlerim anlayacak ki aslında şeytan Allah tarafından bize öyle yıkılalım, mahvolalım diye değil, kendimizi geliştirelim, kuvvetlendirelim diye gönderilmiş. Hani boksörlerin rakibinin kuvveti arttıkça idmanı, antrenmanı artar, antrenmanı arttıkça kabiliyeti artar, seviyesi yükselir ya. Yani rakibi onu kuvvetlendirir aslında. Hani Ronaldo'yu Ronaldo yapan diyoruz ya hep Puyol'dur, Pique'dir. Yani o defans oyuncusu çok kaliteli olmasa o futbolcunun da istidatları ortaya çıkmaz. Rakip senin mücadele, senin istidatlarını ortaya çıkarır. İşte bu mücadelede şeytanın elindeki bu kozlar, bu vesveseler, bu sıkıntılar bizim zaaflarımızı görüp kuvvetlenmemiz için Allah tarafından bizlere gönderiliyor. O zaman şeytan bir terakkiyat aracıdır. Bunu şu ana kadar yanlış kullanmıştık ama şimdi bu videoyu kapattıktan sonra artık doğru kullanmaya başlayacağız inşallah. Selamünaleyküm.